Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Arjantin'de sandıktan aşırı sağ popülist lider Javier Milei'nin ismi çıktı. Şimdi bizler de deli olarak nitelendirilen, anarko-kapitalist olarak kendini nitelendiren, aynı zamanda da Trump ve Bolsonaro'ya benzetilen lider Javier Milei'nin seçimi kazanmasını ve bu seçimi kazandıran dinamikleri konuşacağız bugün. Arjantin konusunda uzman olan, asıl alanı Arjantin olan akademisyen hocamız Fırat Duruşan'la birlikteyiz. Sayın Duruşan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Milei'nin ayrıntılarına geçmeden önce hocam size şunu sormak istiyorum öncelikle. Arjantin'de nasıl bir atmosferde seçime gidildi? Ayrıca Milei'nin kazanması sürpriz miydi? Böyle bir şey bekliyor muyduk? Çünkü geçtiğimiz 8-10 yılı düşündüğümüzde, hali hazırda Arjantin'in yakın dönemdeki durumunu da düşündüğümüzde %40'ların üzerinde seyreden bir enflasyon görüyorduk. Sürekli krizlerle, periyodik olarak krizlerle boğuşan bir Arjantin görüyorduk. Nasıl oldu da sağ popülist bir lider Arjantin'de seçimi kazandı? Bu yani hani bu cevap vermesi şu anlamda kolay olmayan bir soru. Çok fazla faktör var bir taraftan ama yani temel belirleyen hani bu tür bir adayın nasıl seçimi kazandığı noktasında temel belirleyen herhalde daha diğer alternatiflerin topladığı, sahip olduğu antipatiydi. Yani hani Milei'nin kazanmasından daha çok diğerlerinin kaybettiği bir seçimden bahsediyoruz aslında. Yani ana akım alternatiflerin kaybettiği bir seçimden bahsediyoruz. Bu tabii bu seçim başarısızlığının da temel nedeni işte ana akım, merkezcil işte güçlerin veya işte siyasi ittifakların, Arjantin siyasetinin son 20 yılında iktidarı bir şekilde paylaşmış iki merkez gücün popülerliklerini tamamen yitirmelerinin arkasında da temel olarak ekonomik kriz var. Arjantin tarihinde genel olarak karşılaşıldığı gibi ekonomik zorluklar, ekonomik kriz durumları seçim sonuçları üzerinde en büyük belirleyiciliğe sahip olan faktör. Ve Milei'yi her ne kadar Arjantin'de 90'larda politika olarak uygulanmış 2015-2019 arasındaki işte sağ iktidarın da uyguladığı uygulamaya çalıştı en azından işte toplumsal muhalefet karşısında her ne kadar çok istediği gibi uygulayamasa da neoliberal dediğimiz işte piyasaların serbestleştirilmesi, işte vergilerin düşürülmesi, iç talebin kısıtlanması yoluyla enflasyonla mücadele, sıkı para politikası, sıkı maliye politikası gibi unsurları içinde barındıran bir yeni sağ programı yepyeni bir şeymiş ve Arjantin'in bütün ekonomik problemlerinin çözümüymüş gibi sunarak onun aşırı bir versiyonu hatta. İşte belki adına anarko-kapitalist demesi, işte liberter demesi, işte o yenilik bunun yeni bir şey olduğu, yeni bir paket olduğu gibi bir izlenim yaratması açısından da herhalde işlevsel oldu. Bu tür bir programı öne sürerek ve aldıkları ücretler yüksek, aşırı yüksek enflasyon, hiper enflasyon karşısında her gün değer kaybeden çalışan kesimleri de işte sizi Arjantin pesosundan kurtaracağım, ekonomiyi dolarize edeceğim, artık maaşlarınızı dolar üzerinden, işte gelirlerinizi dolar üzerinden elde edeceksiniz. Dolayısıyla yani enflasyon gibi derdiniz olmayacak. Paranız değerini koruyacak gibi bir vaatle de bunu süsleyerek seçimi kazanmış gibi görünüyor. Peki hocam sürpriz miydi? Sürpriz, ya şu anlamda sürpriz, Milei'nin bir siyasi geçmişi yok. Partisinin de bir siyasi geçmişi yok. Yani 2 yılda bir seçim yapılıyor Arjantin'de. Şey, ara seçimler yapılıyor. Senato'nun ve Temsilciler Meclisi'nin bir kısmı yenileniyor. O yüzden her 2 yılda bir seçim oluyor. Bu sanıyorum geçtiğimiz seçimlerde ilk kez, ara seçimlerde ilk kez Liberta Avanza Partisi Milei'nin seçimlere girdi. Ve işte orada bir belli bir başarı elde etti. Ama Javier Milei'nin böyle bir başkan adayı olarak bir işte Arjantin'i yönetmeye soyunmuş bir siyasi figür olarak ortaya çıkması gerçekten aylarla ifade edilebilecek bir sürede olan bir şey. Yani çok çok yeni. Öyle olduğu kadarıyla da yani hani siyasal sistemin bu kadar dışından girip bu kadar hızlı yükselmesi elbette büyük bir sürpriz oldu.
Bir başka sürpriz olan tarafı da belki hani daha kaygı yaratan tarafı da yani uzun süren bir işte 70'lerde ve 80'lerde uzun süren bir askeri diktatörlük döneminin ardından toplum içerisinde sağ, aşırı sağ, faşizan denebilecek siyasi söylemlerin aslında siyasal sistemden büyük ölçüde uzaklaştırıldığı ve bir şekilde hani uzun süre yani siyasal sisteme dahil olamadığı en azından böyle bir hani oy alıp kendinden bahsettirecek bir gücü elde edemediği bir siyasi hayatı oldu Arjantin'in son yani 40-50 yılda belki. Ve o anlamda hani aşırı sağın geleneksel olarak bu tür bir aşırı sağın ancak ve ancak darbe yaparak askeri diktatörlüklerle iktidarı elde edebildiği bir Arjantin'de seçimle iktidara gelmesi de hani daha kaygı verici olan ama bir başka beklenmedik sürprizli boyutu. Hocam peki şunu da sormak istiyorum size. Siz az önce vaatlerinden bahsettiniz. İşte peso'dan dolara geçilmesi gibi, öte yandan Merkez Bankası'nın kaldırılması gibi ilginç olarak nitelendirilen vaatleri vardı Milei'nin. Şimdi hocam bunları nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Arjantin gibi bir ülkede. Yani ben bunu ciddi değerlendiren iktisatçılar yani hani bunu bu tür şeyleri ele alan bu tür önerilerin gerçekçiliğini ele alan ve hani ciddi iktisatçılar diyelim bunun çok mümkün olmadığını söylüyorlar. Hani özellikle Arjantin'in döviz rezervlerinin hani mevcut durumu söz konusu olduğu zaman bir hani dolarizasyonun çok gerçekçi olmadığını yani hani ülkenin doları yoksa nasıl dolarize olacak gibi bir süreçten bahsediliyor. Fakat böyle bir tam dolarizasyon olmasa da dolarla peso arasında bir birebir bağlantı kuran bir işte konvertibilite rejimi aslında 1990'ların sonlarında ve 2000'lerin başlarındaki krize giden süreçte denenmişti Carlos Menem hükümeti tarafından. Ve Arjantin ekonomisinde ve toplumsal hayatında büyük bir yıkımla sonuçlanmıştı bu deney. Yani üretken yatırımların aşırı derecede azaldığı, işsizliğin çok arttığı, yoksulluğun çok arttığı bir deneyimle sonuçlanmıştı. O anlamda yani hani peso'yu atıp yerine dolar koyma biçiminde olmasa bile o dönüştürülebilirlik, birebir dönüştürülebilirliğe dayalı kur rejimi Arjantin'de daha önce denenmiş ve epey yıkıma yol açmış bir politika ve buna şu anda hani Arjantin'in mevcut ekonomik durumunda zaten işsizliğin yüksek olduğu, kayıt dışının çok yüksek olduğu, ücretli çalışanların hani yoksulluk içerisinde olduğu, yani tarihindeki en büyük toplumsal anlamda yaygın yoksulluğun arttığı bir döneminde hele hele bu tür bir stratejiyi yürürlüğe koymanın çok mümkün olmadığı görünüyor. Ve hani bunun ötesinde aslında yani nasıl bir ekonomi, gerçek anlamda bu hükümetin ekonomik politikası neye benzeyecek, nasıl olacak? Hani bunu zamanla göreceğiz. Şu an ekonomi yönetimi kimde olacak, ekonomi bakanı kim olacak gibi tartışmalar dönüyor ve 2015-2019 arasının Macri hükümetinin Merkez Bankası Başkanı olan aday işte 2000'lerin başlarındaki kriz dönemindeki işte Fernando de la Rúa dönemindeki ekonomi bakanının o isimleri geçiyor ekonomi bakanlığı için. Bu da bu anlamda yani hani işte hepsi defolsun veya işte bu zamana kadar denenmemiş bir şey deniyoruz işte yerleşik siyasi elitten kurtuluyoruz söyleminin aslında hani ekonomi politikasında bile en yenilikçi olduğu iddia edilen güya ekonomik politikasında bile aslında bir geriye dönüş işte yine temcit pilavı gibi ortaya getirilen neoliberal önlemlerin de çok ötesinde olmadığı görülüyor bir taraftan da. Hocam vaatleri konuşmuşken şunu da sormadan geçemeyeceğim size. Şimdi bir Trump ve Bolsonaro benzetmesi yapılıyordu. Siz katılıyor musunuz bu benzetmeye? Bu benzetme yerinde görünüyor birçok açıdan. Belki yani hani farkları da vurgulamak gerekecektir bir noktada ama
temel olarak hani benzerlik bir aşırı sağ programlar olarak iktidara gelmeleri anlamında paralellikler var. Trump örneği özellikle çok ilginç. Bu Milley'nin aşırı sağ, yani hani ekonomi politikasından daha ziyade sosyal konulardaki işte aşırı sağ söyleminin bir takım, yani Amerikan icadı unsurları var. İşte Bolsonaro'nun da kullandığı Brezilya'da daha önce. İşte kültürel Marksizm, işte Arjantin'in geleneksel değerlerini işte yıkıp, yani bir komplo teorisi, yani hani geleneksel değerlerini yıkıp işte ekonomik anlamda yapamadığını işte Marksistler, komünistler şu an hani kültürel anlamda yapmaya çalışıyorlar gibi bir komplo teorisi. Bu büyük ölçüde Amerikan icadı. 2010'larda Birleşik Devletler'de hani şey kazanmış, geçerlik kazanmış, yaygınlık kazanmış bir söylem. Onun dışında işte toplumsal cinsiyet ideolojisi denen, yine aynı şekilde, yani bunlar kavram olarak birebir yani Birleşik Devletler'den, Amerika'dan tercüme edilen şeyler. O anlamda hani Trump'la Bolsonaro ile benzerliğin ötesinde, hatta bu konularda bayağı hani Birleşik Devletler'in dünyanın başka yerlerine aşırı sağa ihraç etmeye başladığını filan bile söylemek mümkün. Bu aşırı sağ söylemin aynı anda bir devlet karşıtlığı, devlet düşmanlığı, işte Arjantin'de anarko-kapitalist denen, özellikle işte Birleşik Devletler'de, dünyanın başka yerlerinde de yansımaları görünen bu devlet karşıtı söylemin özellikle pandemi döneminde, COVID pandemisi döneminde devletlerin halk sağlığını korumak için aldıkları önlemleri hedef alan bir işte otoriterizm karşıtlığı, devlet karşıtlığı üzerinden hani örülmesi, o anlamda aşırı sağ dediğimiz şeyin bir devlet karşıtlığı üzerinden aşırı piyasacı, aşırı liberal ekonomi yanlısı bir söylemle arasındaki bağında güçlendiği bir formasyondan da bahsetmek mümkün. Milei Arjantin'de biraz bunun da temsilcisi. Bu anlamda hani aradaki rabıtalar güçlü. Ama tabii Arjantin'in özgün bir takım hani unsurları da var hani bu anlamda. Örneğin askeri diktatörlük döneminin işte, kirli savaş şeklinde adlandırılan ve hani on binlerce insanın kaybedilmesi, diktatörlük tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan o trajik bir, hatta kim yerlerde siyasi soykırım olarak nitelendirilen kirli savaşı reddetme, bunun işte yalan olduğu, işte devletin öldürdüğü veya gözaltında kaybettiği insan sayısının o kadar olmadığı, yani bu anlamda bir revizyonizmi de işe koşmuş görünüyor Milei. O anlamda yani Arjantin'e özgü bir takım hani unsurlar da olmakla birlikte, bir de tabii Arjantin'e özgü en önemli unsuru da yani gerçekten Milei'nin dışarılıklı olması, yani siyasi bir dışarılıklı olması, bir siyasi figür olarak dışarılıklı olması ve ötesinde de devlet içerisinde bir hani ayağının hali hazırda çok fazla olmaması, bir işte valisi yok, belediye başkanı yok, hani kongrede ve parlamentoda çoğunluğu yok, devlet yönetmiş, idari görev almış, işte ekonomi için vesaire dışarıdan transfer etmek istediği hani siyasetçiler dışında bu tür kadroları yok. Hani o anlamda da Arjantin'de bu tür bir aşırı sağın devleti ele geçirip hani kurumsallaşma süreci çok yeni. O farklılık olarak bahsetmek gereken bir önemli bir unsur bu. Hocam siz sürekli vurgusunu yaptınız, şimdi bir Birleşik Devletler vurgusu gördük. Biz Latin Amerika'da Trump hayranı bir liderin şimdi başa geçiyor olması neleri doğuracaktır sizce önümüzdeki süreçte? Çünkü bir yandan da Latin Amerika'da yükselen bir sol dalganın olduğunu biliyorduk. Şimdi birden Arjantin'in ortasında böyle bir aşırı sağ popülist bir ideoloji galip gelmiş oldu. Önümüzdeki süreçte neler yaşanacaktır sizce? Latin Amerika'da Birleşik Devletler yanlısı, Birleşik Devletler hayranı bir, yani siyasi güçlerin varlığı yeni değil. Yani 20. yüzyıl boyunca bile hani askeri juntalar da dahil
işte Şili'de Pinochet diktatörlüğü, Arjantin'deki askeri diktatörlük dönemi olsun, işte Brezilya'daki, Uruguay'daki otoriter yönetimlerin toplumsal taban olarak, yani küçük de olsa toplumsal taban olarak yaslandığı kesimler, bir sermaye çevreleri, özellikle büyük sermaye çevreleri, bir Kuzey yanlısı, Kuzey Amerika yanlısı, bir işte kozmopolit, bir hakim sınıfın temsilcileri aslında. O anlamda hani Latin Amerika'daki ABD yanlısı toplumsal ve siyasi güçler yeni değil. Ve hani ben, dış politika çok benim alanım değil, özellikle konsantre olduğum bir alan değil, ama özellikle yani güncel yakıcı meseleler bağlamında Venezuela'ya karşı, Birleşik Devletler'in Venezuela'daki yönetimi alaşağı etme, yerinden etme, değiştirme ile ilgili işte bir ajandası olduğunu biliyoruz. Bunu zaman zaman doğrudan hani müdahaleye vardıracak boyutlara da getirdiler. İşte Venezuela şu an bariz örnek, ama yani hani zamanı geldiğinde, işte daha önce Bolivya'da olan, en son Evo Morales'in tekrar başkan seçilmesinden önce Bolivya'da gerçekleşen müdahale, darbenin de hani arkasında önemli bir Birleşik Devletler parmağı var. O anlamda hani Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasi ve küresel ekonomik hegemonyasından çıkmaya yeltenen, buna heves eden hükümetlere karşı kendine yakın olan siyasi güçleri destekleme ve çoğaltma, büyütme ajandası her zaman var ve Milei bu çabaların iyi bir müttefiki olacak gibi görünüyor. Zaten Amerika ve İsrail dışında hiçbir ülkeyle diplomatik ilişki yürütmeyeceğiz gibi, o anlamda da hani dış politika anlamında da aşırı söylemleri var. Özgür, işte yine tırnak içinde özgür hükümetlerin destekçisi olacağız, işte serbest ticareti savunacağız, dünyada demokratik değerlerin hakim olması, işte demokratik değerler dediği işte Kuzey'in değerleri, Kuzey Amerika'nın değerleri. Bunları hakim kılmak için işte Arjantin'in üstüne düşeni yapacağı bir hani dış politika vizyonu var Milei'nin de. Fırat yani, hocam çok teşekkür ediyorum aktardığınız için. Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için, sağ olun. Akademisyen Fırat Duruşan'la birlikteydik. Arjantin'de sandıktan çıkan aşırı popülist sağ ve Javier Milei'nin profilini konuştuk. Şimdilik burada noktalıyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.